Şimdi bir bağlantımız olacak tabii ki. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır birliklerini denetliyor. Habertürk'ten de Mehmet Akif Ersoy sınır hattında şu anda. Akif, kolaylıklar dileyelim öncelikle sana ve tabii ki askerimize de selam olsun. Sınır hattında durum ne? Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmek isteyenlere karşı ne tür önlemler var? Notlarını dinleyelim. Neler söylersin? Oya merhabalar. Şimdi hemen başlayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte bugün sabah saatlerinde Hatay'a geldik. Sucu Hudut Karakolu'ndayız. Biz daha doğrusu şu anda tam sınır hattındayız. Hudut Karakolu'na geldik. Önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar askerlerle konuştu, inceleme ve denetlemeler yaptı, briefing aldı. Askerlerle tabii sohbet ederken malumun bugün anneler günü. Dolayısıyla askerlerin annesiyle de hem onların anneler günü tebrik etti hem çok keyifli anlar da yaşandı. Telefon görüşmeleri yapıldı. Onları da birazdan izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama temel meselemiz şu. Bir süredir biz Türkiye'de sığınmacılar, göç meselesini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Nereden tartıştığımızı da anlatmak istiyorum. Çünkü bu bir siyasi tartışma konusuyken burada karşılaştığımız manzara bize çok başka bir fotoğraf gösterdi. Sınırda 24 saat gece gündüz nöbet tutan Mehmetçik ki çok zorlu koşullarda sadece Suriye sınırında değil İran sınırında, Irak sınırında nöbet tutan Mehmetçik hiçbir beklentisi ve talebi olmaksızın bir karakola adeta bir açık hava hapishanesi gibi de düşünebilirsiniz burayı. Kendi memleketlerinden, ailelerinden uzakta nöbet tutarken ve hudut namustur derken bunun siyaseten tartışılıyor olmasından gerçekten ciddi şekilde üzüntü duyduklarını gözlemledik. Burada her şeyden önce bunu paylaşmak istiyorum. Çünkü şöyle bakıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu milli bir mesele. Hudut güvenliği, sınır güvenliği. Dolayısıyla bu meselenin böyle konuşulması sadece takdir bekleyen, sadece şehit verirken, gazi olurken, gece gündüz sınırda nöbet tutarken sadece Türk milletinden ve siyasilerden beklentisi bir teşekkür ya da bir iltifatken bu tür meseleleri tartıştığımızda aslında biz de tartışma programlarında konuşuyoruz bunu. Nereye gittiğini geldiğimiz yerde gördük. Yani burada nöbet tutan Mehmetçiği bir yerde eleştiriyor gibi bir noktaya gelmiş bu mesele. Peki eleştirilebilir mi? Bunu da konuşalım. Ne yapılıyor? Bunu konuşalım. Asıl meselemiz burada başlıyor. Türkiye'nin 2949 kilometre kara sınırı var. Irak, Suriye ki Suriye bunların en uzunları, İran sınırı ve göç meselesi. Neler yapıldığını anlatacağız size. Şimdi bu mesele önce tabii içeriye vatandaşlarımız şu anda bizi izleyenler şeyi de düşünüyorlar. Ya bu kadar önlem alınıyor, önlemleri anlatacağım. Önlem alınıyorsa nasıl geldiler? Onu da paylaşacağım birazdan size. Kameraman arkadaşım Adem Gümüş'le birlikteyiz. Sucu Köy Hudut Karakolu'nun bulunduğu alanda hemen arka tarafımız. Burası tam sıfır noktası Suriye. Sadece duvar örerek başlandı bu mesele. Önce açık sınır politikası vardı. Dolayısıyla aslında nasıl başladı, nasıl bu kadar sığınmacı Türkiye'ye geldi? Türkiye sınırlarını zaten açmıştı. Önce geldiler. Engellenmeye başladıklarında önce bu duvarlar örüldü. Bu duvarların yetmediği fark edildi. Neden? Bu duvarların üstüne merdiven dayadılar geçmeye çalışanlar. O zaman tel örgü, çitler geçelim dediler. Tel örgüler getirildi. Tel örgünün üzerine battaniye atmaya başladılar. Geçmeye çalışanlar. O zaman hendekler kazıldı, başka önlemler alındı. Kamera sistemleri yerleştirildi. Şimdi Türkiye'nin yıllara sari böyle bir tecrübesi olduğunu bugün biz müşahede ettik burada. Akabinde ben Gazze'de çalıştığım dönemlerde hatırlıyorum. İsrail'in en büyük meselelerinden bir tanesi tünellerdi. Gazze'den İsrail'e açılan tüneller, operasyonlarda da kullanılan. Sonra biz bunu Suriye'de gördük. Terör örgütlerinin tünel kazmaları, kaçak göçmenleri geçirmeye çalışanların ki üç türlüsü var bu göçün. Yani bir işte kaçakçılar, iki teröristler, terörist unsurlar da geçebilir. Üç sığınmacılar, buraya kaçmaya çalışan, Türkiye'ye geçmeye çalışanlar. Burada çok kritik bir mesele tünel meselesi. Şimdi az önce o görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Kamera izleme gözlem merkezlerine de girdik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hudut birliklerinin. Önce bu tünellere karşı da önlem olarak sensörler konulmuş. Mesela ben şu anda oya burada yürüyorum. Burası sınırın sıfır noktası. Benim burada yürüdüğümü ilk olarak sensörler algılıyorlar bu titreşimlerden. Hatta akıllı sistemler var. Eğer bir ağaç devrilirse onu da tehlike olarak görmüyor. Ama yürüdüğüm anda
insanın yürüdüğüne dair insan işareti çıkıyor ekranda. Araçtan bahsetmiyorum. Araç geldiğinde zaten daha kuvvetli sinyal geliyor ve araç geçtiği de görülüyor. Bu insan yürüdüğü anda sensörler sinyal verdiğinde kameralar var. Adem gösterecek şimdi size. Bu kameralar gece ve gündüz tüm sınır hattı boyunca var Suriye sınırında. Özellikle duvarlar, tel örgüler, sensörler ve kameralar gece gündüz çekim yapıyor. Ve gözlem noktaları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mehmetçik 24 saat nöbet tutuyor. Burada gözlem yapıyor. Önemli bir nokta, geçmeye çalışanlara önce 3 tür müdahale var. Önce burada müdahale ediliyor. Kameralar tespit ediyor, geliyor ve müdahale ediyor. Diyelim bir noktadan hiç mi geçilemez? Elbette kocaman bir sınırdan bahsediyoruz. 2900 kilometre geçilebilir. Ama şunu sorduk biz mesela bugün anlatılırken, konu konuşurken Sayın Bakan'a, Milli Savunma Bakanı'na. Türkiye'nin başka ülkelerle kıyaslandığında sınır güvenliği konusunda hangi noktada olduğunu sorduk. Amerika'dan Meksika sınırı meselesini biliyorsunuz Trump çok konuşmuştu oraya duvar öreceğim vesaire diye. Şimdi teknolojik gelişmeler dahil olmak üzere pek çok ülke şu anda sınır güvenliği konusunda Türkiye dedi Sayın Akar. Sonra gözlemleri ve bu noktadaki yapılan icraatları işte takip etmeye çalıştık. Onu anlıyoruz. Şimdi ilk müdahale yapıldı. Akabinde diyelim geçtiler. Komando birlikleri geçiş noktalarında bekliyorlar. O geçiş noktalarında tekrar müdahale ediliyor ve geri itme yapılıyor. Diyelim bu da geçerli olmadı. Kamera görüntüleri alındı, tespit edildi, içeriye girdi. Jandarma ve polisle birlikte bunlar takip edilip, yakalanıp geri gönderme merkezlerinden tekrar sınır dışına itilmeye çalışılıyor. Bu büyük bir mücadele, gece gündüz devam eden bir mücadele. Şöyle de yapılıyor. Mesela Türk askerinin burada merhameti de tabii çok önemli. Kaçakçılar ya da terör unsurları zaman zaman çocuklara işte 3-5 kuruş para verip buraya öne çocukları koyup atlarla birlikte petrol getirmeye çalışırken arkalarından gelip çocukların işte dur diyorsunuz, ikaz ediyorsunuz, durmuyor. Çocukları da kullanarak geçmeye çalışıyor. İnanılmaz bir mücadele var. Şöyle söyleyeyim, bu sadece insan geçişiyle ilgili değil. Yani kaçakçılıkla ilgili de mücadele var. Mesela bir sürü şey keşfedilmiş, fark edilmiş. Biz mesela bugün öğrendik bunları. Duvarlardan atladınız olmadı. Burada bir nehir var biliyorsunuz, Asi Nehri. Ya da menfezler var, kanalizasyonlar. Buralardan geçmeye çalışanlar, botlarla geçmeye çalışanlar. O menfezlerde parmaklıklar oluşturulmuş ve onlar dahi kapatılmış. Tespit edildikten sonra bütün bu duvarların numaraları var. O numaralara hemen telsizden devriye birliklerine haber veriliyor. Zaten arkamda görüyorsunuz şu anda devriye aracını. Bu devriye araçlarıyla birlikte hemen gelenlerin geçişinin önlenmesi sağlanmaya çalışılıyor. Şimdi burada hudut meselesi özellikle bunun altını çizmek lazım. Herhalde belki tartışıldığı yer itibariyle de söylemek istiyorum bir kez daha milli bir mesele. Yani biraz siyaset üstü bir mesele. Belki bunu siyaset üstünde görmek lazım. Mehmetçik gece gündüz biz buradan nöbet tutarken beklediğimiz şey aslında biraz bize helal olsun demeniz. Ama üzülüyoruz mesajını da veriyor. Biraz bu gayrete saygı açısından da bunu paylaşmak istedim. Şimdi sınır birlikleri 56 bin 60 bine yakın personel var. Dolayısıyla gelelim temel meseleye. Geçmiyorlar mı? 2900 kilometreyi aşkın bir sınırdan söz ediyoruz. Bu sınır hattı Suriye, Irak tarafında neredeyse bu şekilde tamamlanmış durumda. Pek çok ülkede görülmeyecek bir şey. İran'da da benzer bir çalışma var. Henüz bitmedi, tamamlanmadı. Elbette tüm bu önlemlerin ötesinde zaman zaman bu tür meseleler yaşanma ihtimali var. Biz bunları da konuştuk ve sorduk. Yani insanlar sokakta aslında bizi izleyenler de şöyle bakıyorlar meseleye. Ya ben sosyal medyadaki görüntülerin büyük bir çoğunluğunun fake görüntüler, yalan görüntüler olduğu işte Pakistan sınırından, Afganistan, İran sınırından paylaşıldı ama Türkiye'denmiş gibi gösterildi ya da çok eski görüntüler olduğu. Bu arada bu önlemler çok eski önlemlerde değil. Onu da paylaşalım. Geçtiğimiz yıllarda alınan önlemler. Yani artık Türkiye'nin açık sınır politikasını sonlandırdığı, nihayete erdirdiği, belki Fırat Kalkanı operasyonundan sonra Suriye'de, Afganistan'dan başlayan göçle birlikte İran sınırında tedbirleri arttırdığı, komşulardan çok fayda görmediği, onu da belki söylemek gerekir, öyle de görünüyor. Kendi başına bu meseleyle mücadele etti ama Mehmetçiğin gece gündüz, yani burada hudut namustur diyen Mehmetçik diyor ki, biz Türkiye'nin bir kıymeti ve değeriyiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri
milli bir meselede gece gündüz nöbet tutarken, mücadele ederken bunu bir siyasi tartışma haline getirildiğinde ya da bu mesele aslında ya hudutlar delik deşiklendiğinde hakaret gibi algılıyor Mehmetçik. Yani nöbet tutan sözleşmeli er bunu bir hakaret gibi algılıyor. O yüzden de biraz sahayı görmek istedik. Akif, şunu da söylemek istiyorum. Şimdi sen de biraz önce söyledin. Hudut namustur diyorlar ki bunu hepimiz de çok iyi biliyoruz. Sınırlarımızı nasıl koruduklarının farkındayız. Tabii bu haberi yaparken de asla askerlerimizin demoralize olmasını istemeyiz. Aslında buradaki eleştiri bir nevi Mehmetçiğe değil tabii ki onların. Çünkü ne kadar zorlu şartlarda orada mücadele verdiğini, sınırda güvenliği sağlamaya çalıştıklarının farkındayız. Aslında bir nevi siyasi kararlar eleştiriliyor burada, sen de biliyorsun. Sınırların bu şekilde rahatça geçilmesini eleştiriyorlar. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi alınan önlemler var. O kadar önemli önlemlerden bahsettin ki. Şimdi baktığımız zaman sınırın neredeyse geçilmesi imkansız gibi görünüyor bu önlemler karşısında. Ama bir yandan da gördüğümüz bir gerçek var. Şimdi bu önlemlerin ne kadar etkili olduğu konusunda neler söyleniyor? Hemen söyleyeyim Oya. Çok tam da oraya gelecektim aslında. Şimdi bizi izleyenler şöyle düşünmüşlerdir. Ya bir dakika, Mehmet Akif Ersoy gitti sınır hattına. Mehmetçik'le beraber orada kameraman arkadaşıyla birlikte sınırdaki güvenlik önlemlerini paylaşıyor bizle. Burada askerler var, komutanlar var. Çok ciddi ve teknolojik bir takım sistemlerde kurulmuş önlem alınıyor. Bu adamlar nasıl buraya geldiler? O zaman biz sokakta ne görüyoruz? Haklı ve doğru bir soru. Onu da biz sorduk, onu da konuştuk. Orayı da anlatalım. Şimdi bir kere açık sınır politikası vardı. Suriyelilerden bahsediyorsak eğer, zaten bir günde 300 bin Suriyeli geldi Türkiye'ye. Sınırlarımız açıktı bizim. Yani bu sınırların, bu Mehmetçik'le ilgili veya hudut güvenliğiyle ilgili bir mesele değildi. Bu siyasi bir karardı. Geldiler Türkiye'de ve o dönem uygulanan politikalarla ilgiliydi. Afganistan'dan gelen görüntüleri de sorduk. İran sınırında bu sistem şu anda kuruluyor. Hatta pek çok ülke şu anda bu Türkiye'nin bu tecrübesinden, yıllara sari dedim ya, yani bu bir anda strateji geliştirilmiş ve yapılmış bir şey değil. Duvar aşılınca, tel örgü aşılınca tüneller kazıldı mı, sensör cihazları kullanılıyor. Sonra 24 saat işte termal kameralar ve başlı başına bir sistem. Bu da tabii ki zaman zaman keşfedilmiş bir noktadan ya da bir anlık bir şekilde geçilebilir bir şey. Ama alınabilecek önlemler... Bu kadar büyük bir kara sınır içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin söylediği, yani hudut birliklerini bekleyen Mehmetçik diyor ki biz gece gündüz burada nöbetteyiz. Ve sınır hudut namustur, o bir işte bekliyoruz. İçeride ise Suriye'den gelenler, Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenlerle ilgili şunu söyleyeyim. Vatandaş karşılaştığında ya bu kadar bunun sosyal medyada yayılması ve karşılık bulmasının sebebi de zaten insanların markete gittiğinde, sokağa, çarşıya, pazara gittiğinde karşılaştıkları yabancılar. Şunu ayırt edemiyoruz. Bu yabancıların ne kadarı sınırı kaçak geçti? Ne kadarı Türkiye'nin açık sınır politikasından faydalandı içeride şu anda bizle beraber? Ne kadarı, hatta şu da yok, onu da söyleyeyim. Yani hangisi turist, hangisi pasaportuyla geldi? Arapça konuşan herhangi birini gördüğünüzde, aa bu işte gelmiş, kaçak gelmiş, ya da Afganistanlı birini gördünüz, ya belki pasaportuyla geldi. Bunları bilmiyorsunuz. Bunları birbirinden ayırmakla ilgili de bir beklenti ve hassasiyet olduğunu söyleyebilirim. Yani siyasi olarak meseleyi tartışacağımız bir boyut elbette var. Geçmiş politikalarla ilgili. Bir de şunu hatırlatayım. Bu önlemler son birkaç yıldır alınan ve son birkaç yıldır süratle inşa edilen duvarlar, tel örgüler, kameralar, sensörler, güvenlik sistemleri, menfezler. Yani birçok mesela bir şey sistem geliştiriyor kaçakçılar insanları geçirmek için. Bakıyor karadan giremeyecek, o zaman nehirden geçeyim, bir kanalizasyondan geçireyim. O tespit ediyor, oralara parmaklıklar konuluyor. Kayaların içerisine, şu gördüğünüz kayalar var ya, bu kayaların içerisine kameralar yerleştirilmiş Oya. Yani böyle çalışmalar yapıldığına tanıklık ettik. Ama işin tabii ki o boyutunu, diğer boyutunu da yani Mehmetçiğin bu gayretlerini paylaştık. Tabii ki sığınmacılar meselesini ayrıca konuşuyoruz, tartışıyoruz. Muhtemelen de bundan sonra tartışacağız. Teşekkür ediyoruz. Dediğin gibi muhtemelen programlarında bu konuyu detaylı bir şekilde konuşacaksın ama biz de pek çok şey öğrendik bölgeye dair. Teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Evet, bu arada tabii askerimize de selam olsun diyelim tekrar buradan. Zira işleri gerçekten zor ama hudut namustur diyerek de bir yandan da sınırımızı korumaya devam ediyorlar. Hakları ödenmez.